Lojistik alanında yapmış olduğu çalışmalarla ve tecrübesiyle adından söz ettirmeyi başarmış olan Mustafa Çerçi ekranlarınızda. Sektör Öncüleri programının değerli izleyicileri, alanlarında uzmanlıkları ve tecrübeleriyle marka isimlerini öne çıkaran birbirinden değerli konuklarımızı sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz. Yanımızda Logmer Lojistik'in sevgili kurucusu Mustafa Çerçi Beyefendi var. Şimdi hep beraber değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyisiniz? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz Mersin'e, ofisimize, bölgemize. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Mustafa Bey kimdir? 1995 Mersin doğumluyum. Evli bir çocuk babasıyım. Uzun yıllardır yaşımın küçük olmasına rağmen bu sektörün içerisinde yer almaktayım. Lojistiği seviyorum. İş hayatımı seviyorum. İnsanları seviyorum. Bu şekilde yani kendimi tarif edebilirim size. Şekilde yolunuza çıktınız aslında. Tam evet. Olarak bir kuruluş hikayeniz varsa kısaca sizlerden dinlemek isteriz. Tabii ki öncelikle lojistik sektörü benim babamdan veya ailemden kalma değil. Ben 16 yaşında lise stajyeri olarak başlamış olduğum bir şirkette kendimi geliştirdim ve şirket tarafından da beğenildim. Uzun zamanlar şirkette çalıştım. Ortalama yaklaşık bir 8 yıl çalıştım. Çalıştıktan sonra 2020 yılı Haziran ayında şirketten ayrılarak radikal bir karar alarak Logmer Lojistiği kurmak istedim. Doğrusu bir cesaret, bir atılım yapmak istedim. 2020 yılı Haziran ayında şirketimizi kurduk. Lojistik Mersin anlamında şu an aktifte devam etmekteyiz. Logmer Lojistik tam olarak faaliyetleri, hizmetleri nelerdir? Logmer Lojistik Mersin'de ana faaliyeti yurt içi konteyner taşımacılığı hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda depolama, aynı zamanda uluslararası lojistik hizmetleri vermekteyiz. Ama şirketimizin ana temel işi Mersin ve İskenderun limanındaki yurt içi konteyner taşımacılığı yapan bir firmayız Duygu Hanım. Taşımacılık yani sevkiyat sürecinde nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl bir yolu izliyorsunuz? En öncelikle tüm sektörlerde olduğu gibi bizim en çok dikkat etmiş olduğumuz şey müşteri memnuniyeti. Müşterilerimizden gelen yükleme talepleri doğrultusunda ekip arkadaşlarımızla birlikte gerekli organizasyonları sağlayıp konteynerları ithalatsa boşaltmaya, ihracatsa yüklemeye gönderiyoruz. Bu süreçteki en önemli aşama ekip aşamasıdır. Şirketimizdeki profesyonel ekibimizde bu işleri de başarıyoruz. Operasyon ekibimiz, satış ekibimiz, muhasebe ekibimiz, kademe ekibimiz olarak ve en önemlisi şoför abilerimizle birlikte bu süreci götürmekteyiz Duygu Hanım.
Peki kaç kişilik bir ekip ve kaç araç mevcut? Şu an yanımızda çalışan araçlarla birlikte 10 özman, 10 da kiralık arabayla birlikte 20 araçla şu an Mersin ve İskenderun piyasasında hizmet vermekteyiz. Lakin yüklemeler arttıkça dışarıdan araç kiralamaya devam ediyoruz. Ekip olarak 25 kişiyiz. Bunun 10 tanesi şoför abilerimiz, 5 tane garaj personelimiz, 10 da ofis personelimiz var. Operasyon ekibimiz, satış ekibimiz, muhasebe ekibimiz, sekreter ekip arkadaşımıza kadar hepimiz birlikteyiz. Bu arkadaşlarımızın tamamı profesyonel işini bilincinde olan insanlar. Hem genç bir girişimcisiniz hem genç evet. beyinlerle birlikte çalışıyorsunuz. Bu da yolunuzu hızlı geçmeniz açısından size çok büyük yardım ediyordur tabii ki de. Evet. Peki ekibimizden bahsettik ama şunu da sormak istiyorum sizlere. Burada alanlar taşımacılıkta gerçekten çok önemli oluyor evet. ve herhangi bir mala zararda vesaire bu tip durumlarla illaki karşılaşabiliyor evet. insanlar. Nasıl arkasında duruyor muyuz? Bizim 3,5 yıl süre zarfında bu ivmede hız kazanmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi müşterilerimize ekibimizle birlikte güven arz. Bizim şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin, Karayolları'nın, Ulaştırma Bakanlığı'nın bizlere zorunlu kılmış olduğu tüm evraklara sahibiz. Müşterimiz bize işi verirken kendisi geriye yaslanıyor. Aynı zamanda araçlarımızın tamamı nakliye sigorta poliçesi, kasko ve trafik sigortalı. Kaza olabilir, bilmem yani başka türlü bir olay vesaire gerçekleşebilir. Bunların hepsi nakliye sigorta poliçemizin altında, teminat altında. Bu yüzden müşterilerimiz bizlere güvenerek iş veriyor. Ve biz de bu işi sorumluluk halinde gerçekleştiriyoruz. Tamamıyla bir güvence altında işlerinizi sürdürüyorsunuz. Peki hangi bölgelere hizmet veriliyor? İthalat ve ihracat konteyner taşımacılarında Güney ve Akdeniz bölgesindeki çevre tüm iller, Konya, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Mersin'in içerisindeki il ve ilçeler, Nevşehir, Aksaray, Niğde, yani bu bölgede aklınızdan alabileceği artı olarak Güneydoğu Anadolu bölgesi. Şu an yeni yeni ihracata acayip derecede ön planda tutan Diyarbakır, Mardin gibi illerimizin de yüklemelerini ve taşımalarını organize etmekteyiz. Bu illerdeki direkt fabrikalarla çalışıyoruz veya bu illerle fabrikalarla bağlantıları olan büyük gemi acenteleriyle, büyük lojistik forwarder şirketleriyle iletişim halindeyiz. Belli başlı kontratlarımız, belli başlı sözleşmelerimiz doğrultusunda yükleme planı alıyoruz ve yüklerimizi yüklüyoruz. Her ilin kendine özgü belirlenmiş ürün cinsleri mevcut. Araçlarımız gidiyor, ihracatsa o yüklemeleri yüklüyor, İskenderun veya Mersin limanına teslim ediyor veya Mersin veya İskenderun limanına gelen ithalat malzemelerini o fabrikalara teslimatını gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir yüzeysel geçtiniz ama örnek verecek olursak kimler sizlere ihtiyaç duyuyorlar? Karaman'da bisküvi üreten fabrika, Konya'da yedek parça üreten makineci, Gaziantep'te tekstil ve iplik, Kayseri'de mobilyacı, Adana'da tekstilci, Mersin organizedeki her türlü malzemenin bulunabileceği ihracatçı. Ülkemiz olarak çok güzel ihracatlar yapıyoruz ve bizler de firmamız olarak bu ihracatlara, bu ithalat malzemelerini taşımalarına taşeron olduğumuz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz.
her yüklediğim ihracatı limana bıraktığım zaman gerçekten yani ayrı bir mutluluk duyuyorum. Hem ülkem açısından hem şirketimiz açısından yani bu şekilde ürün bantları mevcut. Ama tabii ki bu saymış olduğum illerde farklı ürün bantlarının üretimleri de oluyor. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda konteynerların içerisinde yüklemeler gerçekleştiriliyor buradan. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Öncelikle bizleri diğer firmalardan ayıran en önemli husus profesyonel kadro. Kendi geçmişimden dayalı ve ekip arkadaşlarımıza örnek göstererek çok güzel bir profesyonel kadromuz var. İşimizin bilincindeyiz. Yapmış olduğumuz işin arkasındayız. 7/24 ulaşılabilir vaziyetteyiz. Lojistik sektörünü biliyorsunuz nasıl tarif etsem hiçbir şekilde bir yani bizim bir tatilimiz veya bizim bir iznimiz veya bizim bir şeyimiz yoktur. Araçlarımızın tekeri döndüğü sürece çalışırız. Bizler profesyonel kadrolarımızla müşterilerimize hizmet verdiğimiz için müşterilerimiz bizlerle çalışmak istiyor. Projelerimiz mevcut mu? Tabii ki. İleriye yönelik projelerimizde yeni araç yatırımları, yeni dorsa yatırımları, aynı zamanda İskenderun ve Mersin limanındaki aktivitemiz yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa liman şehirlerinde şubeleşmek. Ve bu şehirlerde şu anki yakalamış olduğumuz ivme gibi ivmelerimizi arttırmak istiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında ihracat ve ithalat var. Ve bizler de bu ihracatın, ithalatın olduğu her yerde varız. Örnek veriyorum. Karadeniz. Yeni limanlar açılıyor. Karadeniz'deki ihracatlar büyüyor. Bir gün Karadeniz'de de olmak istiyoruz. Yani bu şekilde yeni projelerimiz mevcut. Girişimci olarak ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize evet. Son olarak neler söylemek istersiniz? Benim hikayem tesadüf de olabilir, örnek alınabilecek bir hikaye de olabilir. Ben öncelikle bu sürece gelirken tabii ki her şey Allah'ın izniyle oldu. Ekip arkadaşlarıma, bizlere güvenen müşterilere, aileme, eşime, anneme, babama, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Süreçte şunu eklemek istiyorum. Özellikle genç arkadaşlarımıza. Staj yaptıkları yerde ben zaten burada staj yapıyorum demesinler. Bu kendilerine bir örnek, bir izlenim olsun. Staj yaptıkları yerdeki her işi öğrenmeye baksınlar. İlerleyen zamanlarda gayet güzel yerlere gelme imkanları mutlaka mevcut. Kesinlikle bildiğimiz işle cesaretle bir adım atarak kim bilir hangi noktalarda olacaksınız evet. Diyelim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler ben için. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili Sektörün Öncüleri programı izleyicileri bizler bugün Lobmer Lojistik'in konuğuyduk. Yanımızda sevgili Mustafa Çerçi Beyefendi vardı. Tüm aslında sevkiyat sürecini
bu alanlarda hangi bölgelere hizmet veriyoruz, kimler bize ihtiyaç duyuyor, tamamını konuştuk, sohbetimizi ettik. Tekrardan teşekkürlerimizi sunalım. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.